Apokalipto bir domuz avı sahnesiyle başlar. Bir grup Maya kabilesinin erkekleri domuz avlamaya gitmiştir. Domuzu kovalayarak kurdukları tuzağa çekerler ve tuzağa düşen domuza son darbeyi başrolümüz Jaguar Pav indirir. Domuzun parçalarını birbirleri arasına pay ederler ve şakalaşmayı da ihmal etmezler. Derken kahramanımız garip bir hissiyata kapılır ve dikkat kesilir. Ormanın içinden bir şeyin geldiğini sezer. Hepsi ormana döner ve bekler. Ormanın içinden önce bir grup erkek çıkar. Sadece geçmek istediklerini söylerler ve onlara balık sunarlar. Grubumuz da onlara domuzlarından biraz et verir ve geçmelerine müsaade ederler. Böylece ormanın içinden kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da çıkar ve topluca göç edildiğini görürüz. Yabancı, evlerinin ve köylerinin yakılıp yıkıldığını, bu yüzden yeni bir başlangıç aradıklarını söyler. Jaguar Pav daha fazla cevap almak için yabancının peşinden gitmeye kalkışsa da babası onu engeller. Köye girdiklerinde küçük çocuklar kabile lideriyle gülüşüp şakalaşırlar. Belli ki kabile oldukça neşeli ve birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Kabile akşam olunca ateşin etrafında toplanıp yaşlı bilgenin hikayelerini dinler. Başrolümüz ise karısı Aizua'nın yanında gündüzleyin ormandaki adamı düşünür ve endişelenir. Gece olunca herkes yatmaya çekilir. Kimsenin başlarına gelebileceklerden haberi yoktur. Sabahın ilk saatlerinde köyde çıt çıkmaz. Herkes uyumaktadır. Jaguar Pav korkunç bir kabus görür. Rüyasında ormanda gördüğü adam ona kalbini uzatarak kaçmasını söyler. Köpek avlamasıyla uyanır. İşte tam bu anda köye bir grup savaşçı saldırmaya gelmiştir. Bütün köy uykudayken baskın yaparlar. Köyü ateşe vererek önce erkekleri etkisiz hale getirirler ve yakaladıklarını da tutsak ederler. Direnenleri ise öldürürler. Kahramanımız o karmaşada gizlice karısı Ayzo'yu ve çocuğunu bir ip yardımıyla kuyuya indirir ve savaşmak için köye koşar. Savaş ve dövüş sahneleri oldukça gerçekçi ve aksiyon doludur. Jaguar Pav cesurca dövüşür ancak düşman sayıca çoktur ve yakalanır. Hayatta kalan herkes tutsak edilmiş ve tıpkı ormandaki adamın söylediği gibi köyleri yakılıp yıkılmış ve esir edilmiştir. Ölüler ve çocuklar geride bırakılmış ve Aizua ile çocuğu kuyuda mahsur kalmıştır. Yolda giderlerken kahramanımız rüyasına giren adamın da tutsak edildiğini görür. Birçok köyden birçok insan esir edilmiş ve belirsizliğe doğru yol alıyorlardır. Bu arada geride kalan çocuklar ise mecburen esir edilen anneleri ve babalarını takip ediyordur. Aizua oğlunun kanayan bacağını karınca kafalarıyla diker. Kurtulmanın yolunu arar. Kuyuya indiği ipi çeker ancak ip kopmuştur ve belli ki fırtına yaklaşmaya başlamıştır. Büyük bir nehirden geçerler. Çocuklar geride kalır. Esirler ilerlemeye zorlanır. Düşenler ve yürüyemeyenler acımasızca dövülür. Uçurumun kenarından geçerlerken yaralı bir esir daha fazla devam edemez ve oracıkta uçurumdan aşağı atılır. Gece çökünce dinlenirler. Esirler kendi tanrılarına dua eder. Ertesi gün yola tekrar düşülür. Hastalıklı köylerden geçilir. Küçük, hastalıklı bir kız onlara yaklaşmak ister fakat sopayla uzaklaştırılır ve küçük kız onlara Jaguar'ın lanetini okur. Yol, büyük işçi ocaklarının tuhaf insanların arasından geçer. Esirler hayatları boyunca küçük köylerinde yaşadıklarından gördükleri her şey onlara korkutucu gelir. Nereye gittiklerini bilemezler ve bu onları gittikçe daha da korkutur. Artık nerede ise şehir denilen büyük yerleşim yerine gelmişlerdir. Oranın sakinlerinden kimisi onlara acıyarak bakar. Bir grup kadın esirleri mavi boyalarla boyar. Bu arada kadınları da pazarda satarlar. Yaşlı kadını ise yaşlı diye kimse satın almaz. Sahibi onu beslemek yerine salıverir. Öldürmeye bile gerek görmez. Yaşlı kadın ne yapacağını bilemez halde esir olan damadını bir süre takip eder ve şehrin kalabalığı içinde kaybolur gider. Tutsaklar kurban ritüelleriyle süslü duvar figürlerinin önünden geçerler. Korkuları gittikçe artmaktadır. Ne ile karşılaşacakları konusunda hiçbir fikirleri yoktur. Ve sonunda büyük Maya piramidinin önüne gelirler. Kalabalık toplanmıştır. Birden piramidin tepesinden aşağıya doğru insan kafası fırlatılır. Halk sevinç naraları atar. Danslar, bağırış ve çağrışlar arasında devam ederler. Belli ki büyük bir tören vardır. Zenginler tahterevanda taşınıyor. Fakirler onları izliyordur. Mızrağa geçirilmiş, sepette toplanmış ve merdivenlerden yuvarlanan insan kafaları korkuyu son raddeye çıkarmıştır. Herkes bir değişik gözükür. Tutsaklar haricinde ne olacağını herkes biliyor gibidir. Sonunda tutsaklarımız piramidin tepesine çıkarılırlar ve şamanların tutsakları kurban ettiğini görürler. Artık hepsini birer birer tanrılarına kurban edeceklerdir. Son
kaçınılmazdır. Şaman, bekleyen halka bir konuşma yapar. Tanrı tarafından cezalandırıldıklarına, susuz bırakıldıklarına, ekinlerinin büyümediğine, açlık çektiklerine ve hastalığın her yerde kol gezdiğine değinir. Tanrı'ya kurban verildiğinde öfkesinin geçeceğine inanırlar. Şimdi tutsaklar kurban edilmeye başlanır. Önce canlı canlı kalpleri sökülür ve ardından kafaları kesilir. Sırada kahramanımız vardır. Taşa yatırılır. Kolları ve bacaklarından birer adam asılıyordur. Bırakın kurtulmayı, kıpırdayamaz bile. Bütün ümitlerin yitirildiği o karanlık saatte inanılmaz bir şey olur. Güneş tutulması. Şamanlar bunun Tanrı'dan gönderilen bir işaret olduğuna kanaat getirip kurban ritüelini sonlandırırlar ve Jaguar Pav ölmekten kurtulur. Ancak henüz her şey bitmemiştir. Savaş komutanı onları apar topar savaşçıların eğitim alanına götürür. Birer birer tutsakların ellerini çözerler ve kaçabilirlerse kurtulacaklarını söylerler. Kaçanların ardından ise mızrak ve ok fırlatarak onların üstünde atış talimi yaparlar. Yaralananlara parkurun sonunda eli baltalı bekleyen birisi son darbeyi vuracaktır. Bu görevi komutanın oğlu üstlenir. İlk koşanlardan biri kabileden Blunted'tır. İki tutsak biraz mesafe kat ederler ancak sonunda vurulurlar. Sıra Jaguar Pav'a gelir. Başrolümüz akıllıdır. Hemen koşmaya başlar ve zikzaklar çizerek vurulma ihtimalini en aza indirir. Ancak ne yazık ki bir ok darbesiyle Blunted'in yanında yere yığılır. Onun işini bitirmek için yanına gelen komutanın oğlu acemidir ve henüz ölmeyen Blunted onu ayağından tutarak yere düşürür. Düşman Blunted'ı öldürmekle meşgulken Jaguar Pav vücuduna saplanan okun başını kırar ve komutanın oğluna saplar. Oğlunun yere düştüğünü gören komutan oğluna koşar. Bu sırada Jaguar Pav kaçmayı başarır. Ölen oğlunun intikamıyla yanıp tutuşan komutan başrolümüzün peşine düşer. Yaralı bir şekilde kaçmaya çalışan kahramanımız fırtına gelmeden önce hem peşindeki savaşçılardan kurtulmak hem de karısıyla oğlunu kurtarmak zorundadır. Hızlı bir koşunun ardından yaralı olan Jaguar Pav çabuk yorulur ve bir ağacın tepesine çıkarak savaşçıları atlatır. Tam kurtulduğunu sanarken gerçek bir jaguarla karşı karşıya gelir. Diğer tarafta ise savaşçılar kandırıldıklarını anlar ve ayrılarak geri dönüp onu aramaya koyulurlar. Başrolümüz Jaguar'dan tüm gücüyle kaçmaktadır. Jaguar'ın onu tam yakalayacağı anda araya bir savaşçı girer ve Jaguar savaşçının üzerine atlayarak kafatasını parçalar. Bu onların ilk kaybıdır. Jaguar Pav kaçmak için zaman kazanır. Savaşçılar Jaguar'ın lanetini çektiklerini düşünür, tedirgin olurlar. Yine de komutanın gözü karadır. Kahramanımızı öldürmeden dönmeyecektir. Başrolümüz gün geceye kavuşana kadar koşar. Nefes nefese kalmış ve tükenmiştir. Biraz dinlenmek için nefeslenirken savaşçıların hala onun peşinde olduklarını görür. Gün doğar. Takip hiç nefes almadan devam eder. İzci Jaguar Pav'dan bir iz yakalar. İzci tam o anda zehirli bir yılan boynundan sokar. Ölüm kaçınılmazdır. Kolay bir ölüm için savaşçı kendi bileğini keser. Ardından savaşçılar başrolümüze yetişir. Oklar havada uçuşur. Yoksa buraya kadar mıdır? Jaguar Pav paniğe kapılır. Kaçış sahneleri nefes kesicidir. Derken yolun sonuna geldiğini görür. Karşısına devasa bir şelale çıkar. Ya geri dönüp savaşacaktır ya da atlayacaktır. Başrolümüz kararını verir. Komutan tam onun öldüğünü düşünürken Jaguar Pav sudan çıkar, arkasına döner ve savaşçılara meydan okur. Komutanın gözü karadır, atlama emri verir. Savaşçıların biri kenardan inelim deyince başına gelen inanılmazdır. Emre itaatsizliği ölümle sonuçlanır. Diğerlerinin komutandan ödü kopar. Sözünü dinlemeyenin sonunun kesin ölüm olduğunu görmüşlerdir. Belki atlayarak hayatta kalmaya devam ederler. Suya girenlerden biri ise başaramaz. Av tekrar başlamıştır. Jaguar Pav bataklığa saplanır ancak çıkmayı başarır. Simsiyah çamurla kaplanan başrolümüz işte şimdi tam bir jaguara dönüşür. Artık kendi ormanındadır. Ev sahibi misafirlere ikramlarını sunmaya hazırlanır. Savaşçılara başlangıç olarak bir arı kovanı tattırır. Bu sırada kuyunun içindeki Aizua ve oğlu kuyudan kurtulmaya çalışır. Jaguarımız ikinci tuzağını hazırlar. Zehirli bir kurbağaya batırılan dikenler onlara güzel bir tuzak kurmaya başlar. En arkadan geleni zehirler. İyice zayıflayan düşmana son darbeyi indirmeye koşarken diğer savaşçı gelir ve şahane bir aksiyon sahnesine şahit oluruz. Thank you.
Sonunda korktuğu başlamıştır. Yağmur gelir. Hamile karısı ve oğlu kuyudadırlar. Üstelik Aizu'a sancılanır ve doğumu başlar. Kaçmaktan vazgeçen başrolümüz komutanla yüzleşir. Göğsüne bir ok darbesi alır fakat onu kırıp atar. Öfkesi korkunçtur. Oğlunun intikam ateşiyle yanıp tutuşan komutan Jaguar'ı öldürmek için ona koşar ancak tuzağa düştüğünden haberi yoktur. Jaguar filmin başında domuz avında kullandıkları tuzağı komutanın üstünde dener. Hala iki savaşçı kalmıştır fakat vakit tükenmek üzeredir. Suyla dolmaya başlayan kuyuda karısı ve oğlu boğulmak üzeredirler. Üstelik karısının doğumu başlamıştır. Omzuna aldığı oğlu ile kayaya çıkan kadın suyun içinde ayakta doğum yapar. Sahile kadar süren kovalamaca sahilde son bulur. Başrolümüz ve onu kovalayan iki savaşçı açık denizde bir şey görmüşlerdir ve ona baka kalırlar. Gördüklerinin kıtaya yeni ayak basan Avrupalılar olduğunu anlarız. Savaşçılar başrolümüzü bırakıp merakla kaşiflere doğru giderler. Jaguar Pav ise durumu fırsat bilerek kuyuya koşar. Karısı ve çocuklarını kurtarmayı başaran Jaguar Pav ormana doğru yeni bir başlangıç için yol alır. Thank you.